Sevgili izleyenler merhaba. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Psikiyatrist Vedat Bilgiç Beyefendi bizimle birlikte. Son yaşanan süreçle beraber psikiyatriste sormak istediğimiz sorular birikti. O yüzden Vedat Bey bugün konuğumuz. Hoş geldiniz Vedat Bey. Hoş bulduk. Zeynep Hanım, merhaba. Merhaba hocam. Size sormak istediğim çok soru var. İnşallah hepsini sorabilirim. İsterseniz önce şu soruyla başlamış olalım. Psikiyatrist ve psikolog arasındaki fark hep karıştırılır ve kabaca şöyle tarif edilir. Psikiyatrist ilaç yazar, psikolog da terapiyle tedavi eder. Siz bir psikiyatrist olarak bu tanımı nasıl yapıyorsunuz kısaca? Yani bu ayrımın sebebi aslında biraz yani isim benzerliği var, psikolog, psikiyatr ve ruh sağlığı alanında çalışan iki uzmanlık alanı, iki bilim dalı denilebilir. Tabii ki iç içe. Ama bunun ayrımı aslında daha çok sınır ihlallerinden dolayı birazcık zor bir noktaya geliyor. Oysa takım çalışması olarak düşündüğümüzde, yani ruh sağlığı ya da tıp her zaman için bir ekip işidir. Mesela bir doktor ameliyatı yaparken tek başına yapmaz. Yanında hemşire vardır, hasta bakıcı vardır, işte diğer sağlık çalışanları vardır, sağlık memuru vardır, anestezist vardır. Bunun gibi ruh sağlığı hizmetleri de aslında bir ekip işi. Aslında bütün dünyada öyle, Batı'da da öyle. Bizim ülkemizde birazcık işler bireylere odaklanıyor. Yani ben psikoloğa mı gitmeliyim, psikiyatra mı gitmeliyim? Aslında bu doğru bir soru değil. Yani yardım almaya gittiğinizde psikoloğun yapacağı iş ayrıdır, psikiyatristin işi ayrıdır. Bir takım olarak çalışılır. Mesela özellikle yurt dışında ki deneyimlerimizde de onu görüyoruz. Yani bir hastayı neredeyse 10 kişi ele alıyor. Yani bunun yani özelleşmiş sekreterinden tutun da psikiyatri konusunda hemşire, psikolog, işte sosyal çalışmacı, küratör, değişik terapistler, işte sanat terapistleri filan. Bunlar dahil olarak hep beraber hastayı ele alıp hastanın tedavisi için uğraşıyorlar. Ama söz konusu bizim ülkemizde aslında biraz doktoru, hasta yani ya da psikiyatriye yaklaşım biraz farklı olduğu için, yani bir kişiye gideyim o kişi beni iyi etsin bir ekipten ziyade oradan kaynaklanıyor. Psikolog, eğitim fakültesi mezunu ve ruh sağlığı alanında eğer klinik eğitimler alırsa sağlık alanında da çalışabilen bir bilim dalı, ama İlla ki sağlıkta çalışmayabilir, başka alanlarda da çalışabilir. Psikiyatrist ise bir hekim ve üzerine 4 ya da 5 yıllık psikiyatri istasını yapan ve daha çok psikiyatrik hastalıkların medikal tedavisiyle ilgilenen kişi. Ve bu iki çalışan birbiriyle koordineli çalışması gerekiyor. Doğru olan bu, ideal olan. Evet, buyurun. Uzun bir Hatta cevap mı oldu? son dönem, yok gayet kısa bir cevap verdiniz. Teşekkür ederim. Son dönemde iyice bu dallanıp budaklandı. Tata healingçiler, işte bilinçaltı okuyucular, yaşam koçları. Sayamadığım o kadar çok şey var ki dolayısıyla insanlar bir psikoloğa ya da psikiyatriste gitmek yerine kısa yoldan problemlerini çözmeye çalışacakları bir kapı arar hale geldiler. Şunu sorayım, az önce dediniz hani ben psikoloğa mı gitmeliyim, psikiyatriste mi gitmeliyim? İnsanlar bunun kararını vermeli, verebilmeli. İnsan bunun kararını verebilir mi? Yani benim rahatsızlığım psikoloğa gitmelik mi yoksa psikiyatriste gitmelik mi şeklinde. O ayrımı Ya yapabilir tabii mi? ki yapamaz. Tabii ki mesela tiroid fonksiyon bozuklukları depresyonla çok karışan bulgular verir. Bunun yanında yani değişik vitamin eksiklikleri ya da nörolojik bazı hastalıklar insanda depresyonla örtüşen bulgular verebilir. İşte bir demir eksikliği mesela depresyonu çok taklit edebilir. O yüzden sağlıkla ilgili bir durum söz konusu olduğunda başvurulması gereken bir sağlık kuruluşudur.
Burada ilk önce yani dünyada birçok yerde ilk kişi, ilk sağlık kuruluşuna başvuran kişi birçok ülkede, birçok batılı ülkede ilk önce bir hemşireyle karşılaşır aslında. Daha sonra doktora yönlendirilir filan. Ama ya hekim de olabilir ama birinci basamak sağlık hizmetleri bizim ülkemizde iyi olmadığı için direkt randevu alıp bir bölümdeki bir uzmana direkt gidildiği için, yani sistemde bir hata olduğu için bu sorunlar ortaya çıkıyor. Yoksa bir doktora gitmesi gerekiyor. Aile hekimine, aile hekimi yani aslında psikologdan daha önce gelir ruh sağlığı konusunda. Ondan sonra ilgili hemşire, doktor gördükten sonra eğer hastanın hastalığı psikiyatrik bir nedene bağlı ise ve psikiyatristle beraber psikoterapi alması gerekiyorsa, klinik anlamda eğitim almış psikologlar, belli terapi konularında eğitilmiş psikologlar dahil olabilir. Türkiye'deki klinik açıp hasta tedavi edemez. Bu çünkü dünyanın hiçbir yerinde böyle değil ve çok ciddi riskleri olan bir şey. Sağlıkta doktora başvurması gerekiyor. Daha sonra fizyoterapist olabilir bu, psikoterapist olabilir, psikolog olabilir. Oradan ayrışması gerekiyor. Çünkü bizim bahsettiğimiz konu sağlık konusu. Yani biliyorsunuz 1200'lü yıllarda Gevher Nesibe Sultan Şifahanesi'nde ilk defa Selçuklular ruhsal hastalıklarını tıpla alakalı olduğunu keşfederek birleştirdiler. Ama aradan 800 ya da 1000 yıl geçtikten sonra hala yani hastalıklar, ruhsal hastalıkları sanki tıbbın dışında bir alanmış gibi, işte dediğiniz ya bu şakra açanlar, işte kuantumcular filan, bunların alanına sokmaya çalışmak ya da ilahiyatın alanına sokmaya çalışmak tabii ki çağın gerisinde değil, artık yani çok çok gerisinde kalma demek. Bu konulara değineceğim çünkü bu çok efendim. Daha sonraki evet, psikiyatriste gitmek bizim ülkemizde bir ön yargılı durum. Yani önce bir o ön yargıları kıracak insan, işte psikiyatristin aslında normal bir doktor gibi olduğunu kabul edecek. Ondan sonra başvuracak falan. Bayağı uzun bir serüvene gidiyor bazı kişiler için bu. Dolayısıyla kolay yoldan halletmek maksatlı farklı yollara başvurabiliyor insanlar. O sorduğum soruyla ilgili son sözlerinizi alayım, başka bir soruya geçeyim hemen. Yani bu bununla ilgili yeterli bence. Peki hocam. Söyleyeceğim. Bazen insan hani zor zamanlardan geçiyor, depresyona giriyor. Hatta bazen depresyona girip çıktığını hissediyor. Belki o girdiği depresyon değil, onun tanımını bilemediği için depresyona girdim çıktım diyebiliyor. Bu mümkün mü? Bir de tabii günlük yaşamını etkiler hale gelebiliyor bu depresyon hali. İşte uykusuzluklar başlıyor ya da evhamlar, takıntılar olmaya başlıyor. Bu aşamada doktora gitmek yerine bir arkadaş tavsiyesiyle antidepresan kullanmak çok doğru mu diye sorsam siz diyeceksiniz ki doğru değil. O yüzden öyle sormayacağım. Diyeceğim ki bu depresif dönemde doktor tavsiyesi olmadan ilaç almak ve o dönemi atlatmak mümkün mü? Yani öncelikle yaşadığımız şey nedir, ona bakmamız lazım. Şimdi hepimiz ara ara üzgün olabiliriz. Evet. Yani bazı kayıplar yaşarız, soyut ya da somut. Yani evet. Kaybettiğimiz şeyler bazen bir meslek olur, bazen hayatımızdaki diğer yaşam standartlarımız olur. Bunlar da bir yas süreci gerektirir, yas sürecine sokabilir insanı. Ve yaşadığımız her şey aslında klinik düzeyde bir hastalık değildir. Bizim toplumumuzda psikiyatristlere verilen rol, yaşam koçları, işte şeyhler, kanaat önderleri falan gibi bir yere gidiyor. Çünkü aslında doktorun rolü bellidir. Bir hastalık tanısı olur. Yani her sorunu doktorluk değildir. Mesela hepimiz ara ara üzüntü yaşarız, uyku bozuklukları yaşarız ya da bazı sıkıntılar yaşarız.
Fakat bunun hastalık denebilmesi için 3 tane şart lazım. Bunlardan birisi kişinin işlevselliğini bozması. Yani yaşadığımız sıkıntı artık işe güce gitmemi engelliyorsa hastalık düzeyindedir. Mesela anksiyete, kaygı. Kaygı her insanın yaşayacağı bir sorun. Ama bu aynı zamanda bizim psikiyatride bir hastalık tanısı. Yani psikiyatrinin özelliği budur zaten. Bütün hastalıklar, bütün semptomlar neredeyse hepimizde normal seviyede bulunur. Yani hepimiz ara ara paranoid duygulara girebiliriz, şüphecilik yaşayabiliriz. Yani bu hezeyanlara yakın şeyler yaşayabiliriz. Ara ara ne bileyim kulağımıza ne bileyim uykuya dalarken falan sesler gelebilir. Mesele bunun hangi şiddette olduğu ve işlevselliği bozup bozmadı. Yani kişinin işini gücünü engelleyecek seviyeye geldiyse artık ve belli bir süre devam ettiyse ve belli bir şiddette devam ettiyse hastalıktan bahsediyoruz. Yoksa hani herhangi bir şey oldu, ben üzüntü yaşadım, 2 gün yerimden kalkamadım, 3 gün sonra işte biraz kendime geldim. Bu bir depresyon değil. Öncelikle böyle bir hastalık tanı seviyesinde bir hastalık varsa o zaman doktora başvurmak gerekir ve ilaç kullanmak gerekir. Kendi başına ilaç kullanmanın riski nedir? Şimdi bu antidepresan dediğimiz ilaçlar Türkiye'de biliyorum herkes başlıyor birbirinden. Arkadaş arkadaşa başlıyor ama Arkesi gibi attı diyebiliriz hocam. herkes gibi kullanıyor. Ama öyle önemli konu var ki mesela antidepresanların birçoğu eğer sizde bir kanama bozukluğu varsa kanamaya yol açabilir. Beyin kanamasından tutun mide kanamasına kadar. Kanama eğilimini arttırır. Hangi ilaçla beraber aldınız? Diyelim ki başka bir ilaç alıyorsunuz. Bunu arttırır. Yaşa göre etkileri vardır. Ondan sonra mesela kalple ilgili bizim kalpte bir ritim bozukluğu tipi var. QT uzaması diye. Eğer antidepresan alıyorsanız ve bu antidepresanı alırken kalbinizdeki sorunu bilmiyorsanız mesela bu çok ciddi bir sonuca yol açabilir ya da yine aynı şeyi yol açan başka basit böyle uyku ilaçları gibi başka bir ilaç alıyorsunuzdur. İkisi beraber etkileşebilir. O yüzden doktora başvurmadan ilaç almak yani bir çeşit Rus ruleti oynamak gibidir. Yani ya basit Bitkisel gibi var. gözükür. Hani Efendim? bitkisel olan ilaçlar çıktı son dönemlerde yine uyku Ama ilaçları. bitkisel ilaçlar için de aynı şey geçerli. İnsana etki eden her şeyin, mesela bazı bitkisel ilaçlar çok ciddi bir şekilde bazı ilaçların kan seviyesini arttırıyor. Hatta artık ilaç şeylerine giriyor. Yani şu çok kullanılan alternatif tıp denilen, tıbbın alternatif olmaz da, yani alternatif tıp denilen bazı işte şifacılıktan heveslerinin verdiği ilaçlarda, yani onlar karaciğerdeki bazı enzimleri etkileyerek diğer ilacın kan düzeyini toksik düzeylere yükseltebiliyor. Yani bu öyle ciddi bir iş ki bir insanın gerçekten bu konuda ciddi bir cehaleti olması lazım. Bir insana ilaç yani bu çünkü cesaret edemez. Hani cahil cesaret ederler ya. Şunu Ya ben o söyleyebilirim. mesela o kadar şey yapıyorum, yıllardır bu işi yapıyorum. Bir hastaya ilaç yazarken kaç kez yani şeyleri kontrol ediyorum. Yani bu basit bir şey değil yani. Ama benim ilacımın miligramı düşük işte. O yüzden yarım alsam bir şey olmaz. Ben bunu kendim duyduğum için söylüyorum. Yarım alsam bir şey olmaz ve çok rahatlatıyor. Ben bu süreci bu ilaçla atlattım diye arkadaş tavsiyesiyle kullanılan antidepresanlar var. Bitkisel falan da değil bildiğiniz medikal ilaç. Bunlar sizin dediğiniz gibi vücutta dengeyi bozabilecek, günlük yaşantıyı etkileyecek sonuçlar doğurabilir anladığımız kadarıyla. Yani tıp bir pilotun uçağı uçurması gibi bir iştir, hekimlik. Bu kadar detaylı, bu kadar teknik bir iştir. Yani işte yani uçağın kokpitine girip işte oturup o birazcık o ne deniyor uçağı yönlendiren direksiyonu biraz elinde tutmak, uçağı uçurmak gibi. Ya bu değil yani. Esas önemli olan dönemler var. Yani bir insan önerir, kullanır, şansına bir şey olmazsa olmaz ama ben kimseye tavsiye etmem. Ben kendim bile ya da bir yakınlarıma bile bir şey yaparken herhangi başka bir alan, uzmanlık alanında, endokrinle ilgili
Yani açıp bir doktor arkadaşımdan danışmadan yazmıyorum. Kaldı ki benim yetkim var. O ilacı reçete etmeye yetkim var. O ilaç hakkında temel bilgim olmasına rağmen. Hani öyle düşünün. Peki Yani hani psikiyatri bir soru. ilaçları da öyle şeyler değildir. Yani şeker hapları değildir. Evet. Evet. Terzi kendi söküğünü dikemez derler. Psikiyatristler kendi söküğünü dikebilir mi? Kendine tanı koyabilir mi peki? Bunu da sormuş olayım. Yani ya şöyle ya bir dahiliyeci neyse psikiyatrist de aynısı. Bence yani kendisi hakkında yani kişinin kendine bağlı olarak aldığı eğitim kendine fayda sağlayabilir. Yani nasıl söyleyeyim? Mesela bazı psikiyatristler eğitimleri sırasında kendileri kendi terapilerinden geçerler. Farkındalıkları artar. Ve bu olumlu bir katkı sağlayabilir. Ama yani bu herkes için geçerli olmayabilir. Öyle söyleyeyim. Peki hocam, hani insan psikolojisinde fizyolojide olduğu gibi hani tanımladığımız şey var, bağışıklık sisteminin güçlü olması. Öyle bir şey var mı? Hani bazı insanlar çok kolay atlatabiliyor bazı zorlukları. Ona çok güçlü karakter diyoruz. Ya da sizin az önce bahsettiğiniz gibi hani Türk toplumunda dini değerler biraz daha öncelendiği için çok güçlü imana sahip diyoruz. Bu tanımlamalar doğru mu? Neye göre tanımlanıyor bu güçlü karakter olma ve bağışıklık sistemi gibi bir sistem var mı? Öncelikle sorunun birinci kısmını cevaplayayım. Yani vücudun bir bağışıklık sistemi var ve insan psikolojisi, insan beyninin bir ürünü ve bir sonucu aynı zamanda. Yani tabii o dualizme girmeye gerek yok, ruh beden dualizmi ama söz konusu tıp olduğunda burada hastalıkların işte inanç değer yargılarıyla etkileşimi şu şekilde. Yani karaciğer hastası olmanıza etkisi neyse sahip olduğunuz inancın bir beyin hastalığına sahip olmanız katkısı aynı. Yani mesela alkol kullanmıyordur, sigara kullanmıyordur ya da başka zararlı şeyler kullanmıyordur. Dolaylı bir katkı sağlayabilir ama onun dışında hiçbir bilimsel veri yok. Yani insanın dindar olmasının insanın daha iyi bir ruh sağlığına sahip olacağına dair. Ama işte burada şöyle bir soru da gidiyor. Bu sefer hangi din, hangi inanç? Yani biliyorsunuz inanç sistemi söz konusu olduğunda yüzlerce, binlerce inanç sistemi var. Ama bakıyoruz ki ruhsal hastalıklar Arjantin'de de oluyor, Türkiye'de de oluyor, işte Suudi Arabistan'da da oluyor, dünyanın her yerinde oluyor. Ama o zaman şöyle diyor, ideali olmadığı için. Ya şimdi ya insanın olduğu yerde ideal ya buna gerek yok yani bilimsel düşünceye göre böyle bir koruyuculuk böyle bir şey yok. Çünkü bir insanın yani ben hep söylerim değer yargıları ve inanç sıvı kişiliğimiz doğuştan getirdiğimiz genlerimiz kültürel yapımız yani bütün bunların oluşturduğu yapı ise kaptır. Bu sıvı ister zehir ister bal olsun kabın şeklini alır. Yani birazcık bizim aileden getirdiğimiz davranış kalıpları, genetik yatkınlığımız mesela şizofreni, depresyon, kaygı bozukluğu çok fazla genetik. İnanılmaz genetik biyolojik yatkınlık. Yani tabii ki yaşanan olaylar, travmalar özellikle insan ruh sağlığının gelişim düzeyinde etki ediyor. Ama hani tipik bir şey vardır ya gen çevre ilişkisi. Gen çevre ilişkisi bunu katkı sağlıyor. Hani bazıları şöyle diyor işte Müslüman depresyona girmez filan. Ya tabii artık bunları konuşmaya bile gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü benim hastalarım hepsi Müslümandı yani ya da çok azı Müslüman değildi. Şimdi başka bir topluma geldiğimde oradaki hastaların ruh sağlığının daha kötü olduğunu hiç görmedim yani. Bu sağlık ve şeyi inançla birbirine karıştırmamamız lazım. Neden? Bu sorun daha 1200'lü yıllarda bizim topraklarda, Anadolu'da zaten çözüldü yani. Tıbba dahil edildi. Yani şimdi bizim hala bunu tartışıyor olmamızın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum ben.
Peki son dönemde yaşanan hukuksuzluk her kesimden insanı etkiledi. Özellikle çocukları çok etkiledi. Bu dönemde en çok merak ettiğimiz şeylerden bir tanesi de bu yaşanan travmaların ileriki dönemde bu çocuklarda nasıl etki edeceği. Anne baba biliyorsunuz çocukta çok önemli role sahip. Anne babasız büyüyen çocuklar ya da anne babadan herhangi birisini kaybeden çocuklar ortaya çıktı bu dönemde yaşanan zulümlerle birlikte yürek yakan acılar yaşanıyor. Hep diyoruz ya çocukluktaki travma bir şekilde ortaya çıkıyor. Bir soru bu. Çocuklukta yaşanan travmalar mutlaka ilerideki dönemde ortaya çıkar mı? Diğeri de bu çocukların yaşadıkları travmalar atlatılabilecek travmalar mı? Evet, Buyurun bu hocam. önemli bir konu. Yani travma dediğim şey çok ilginç. Mesela bir insanın hayatını tehdit edecek şekilde bir saldırıya maruz kaldığında, yani bu bir silahlı saldırı ya da bir trafik kazası ya da başka bir şey, insan beyni bunu çok büyük bir tehlike olarak algılayıp bunu kaydedip bunu çözmeye çalışıyor. Tipik travma bu. Yani insanın ölüm kalım durumlarıyla karşı kalması. Dediğim gibi yani ölümcül bir durum ortaya çıkacak. Kişi öleceğini düşünecek. Böyle bir tehdit algılayacak beyin. Travma o zaman ortaya çıkıyor. Ama bu klasik travma. Bir de şöyle travmalar. Yani mesela bir kişinin çok sevdiği, o kişi için çok önemli olan bir kişi pat aniden vefat ediyor diyelim. Bu da bazen bünye tarafından ölümcül bir travma gibi algılanabilir. Ya da bir insanın işte aniden gece yarısı işte evine basılması falan. Bunlar da travmatik yaşantılara yol açabiliyor. Travma sonrası stres bozukluğu dediğimiz bir hastalığa yol açabiliyor. Ve bunun tedavisi ilaçlardan daha çok uzun süreli psikoterapiler, yüzleşmeler, exposure dediğimiz yani kişinin o travmayı yani yüzleşerek, yeniden deneyimleyerek atlatmaya çalışması şeklinde değişik teknikler var. EMDR teknikleri var. İşte göz hareketleriyle yapılan özellikle tedavide kullanılan en çok o. Tabii ki ilaç tedavileriyle destekleniyor. Ama şunu söyleyeyim. Yani yaşanan her olay insanda kalıcı hasar bırakacak, travma bırakacak diye bir şey yok. Ya yani bazılarında da bu travma şeklinde algılanmıyor. Ve kişi bu sefer bununla baş edebiliyor. Yani tümden negatif, tümden olumsuz gibi bir ön kabule girmemek lazım. Yani bir insanın annesiz babasız büyümesi o insanı şüphesiz çok derinden etkiliyor. Hangi ortamda yaşadığı. Bunun sonuçlarını ancak yıllar sonra göreceğiz. Ama bizim coğrafya bir travmalar tarihidir. Yani Maalesef. Çocuklar da öyledir. Hayır, yani her şey yolundayken de o kadar çok travma var ki. Yani travmanın çok çeşitleri var biliyorsunuz. İşte aile içinde uygulananı var. İşte erkeklerin kadınlara uyguladığı, çocuklara uygulanan. Yani çok çeşitleri olduğu için travmanın. Bir de tabii biz travmalar tarihiyiz. Politik travmalar, sosyal travmalar. Bunlar da hepsi birbiriyle birleşince. Ben hep şunu söylüyorum. Yani mesela Batı'da bir ülkeye gittiniz, bir ülkede bir mahallede oturursunuz. Her evde köpek vardır ama hiçbir tane havlama duymazsınız. Köpekler bile sakindir. Ama bizim ülkemizde hırçındır yani. Grup halinde başıboş gezerler falan. Anlatabiliyor muyum? Yani o iklim, o ortam yani bizim nörobiyolojimize etki ediyor. Köpek örneğini vermek aslında bilerek seçiyorum. Çünkü bizim nörobiyolojik yapımız tıpkı hayvanlar gibi hani insani değer yargılarımızdan öte en temel yapımızı ele aldığımızda işte bizi agresyona iten, bizi sinirli yapan aslında yaşadığımız çevre ve ihtiyaçlarımızın karşılanıp karşılanmaması. O yüzden evet bizim coğrafyamızda çok travma var ama
Bu bazılarında evet çok hasarlara yol açıyor. Bazılarında da direnç ve kendini o travmaya rağmen hayatta kalma stratejileri öğrenmeye itebiliyor. Ülkeler değişince insanlardaki psikolojik yapı da değişiyor olarak anladım anlattıklarınızı. Şunu da soracaktım. Hani bizim ülkemizden sonra farklı bir ülkede, batıda, Avrupa'da bir ülkede yine psikiyatrist olarak çalışıyorsunuz ve insanlarda bunu gözlemliyor musunuz diye soracaktım. Ben insanları gözlemlediğimde Orta Doğu'dan gelen ya da işte bizim insanımıza baktığımda ilk geldiğimiz zamanlar hep bir acelecilik hali, hep bir koşturmaca, bir yerlere yetişme telaşı görüyordum ama Amerikalara baktığımda çok sakin, böyle hiç aceleleri olmadan rahat rahat işlerini yaptıklarını görünce acaba bunun sebebi ne ola ki diye merak etmedim değil. Herhalde bilinç altında yatan o çevre faktörü çok önemli değil mi hocam? Kesinlikle yani gelişmiş ülkeler yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Yani bizim Evet. evimizi inşa ederken şehirlerimizi, çevremizi inşa ederken nasıl Evet. davranıyorsak başka bütün işlerimizde de öyle davranıyoruz. Şimdi ben YouTube videoları izliyorum. Bu aralar biraz böyle merak sardım hani bahçe işleri falan nasıl inşa ediliyor, nasıl yapılıyor falan diye. Onlara bakıyorum. Türkiye'deki videolar işte yalap şalap öyle rastgele. Hani hepsi değil ama bazıları. Ama bakıyorum başka ülkede yani neredeyse aşağı yukarı aynı çimento, aynı malzeme kullanıyorlar. Ama ne kadar hesaplaması falan. Yani her işimiz böyle. Bizde bir sistemsizlik, bir rastgelelik var. Ve Maalesef. çocuk eğitiminden tutun da insan ilişkilerine kadar bizim gelişmiş ülkelerde tabii ki gelişmiş ülkelerden geri olduğumuz bir gerçek yani bu sosyal alanda da böyle. Hani bizim sandığımız gibi değil yani. Ve bir travmatik bir coğrafya işte sonuç ortada yani. Şimdi bakıyorsun burada bize tuhaf gelen birçok şey aslında uzun vadede ne kadar sağlıklı olduğunu görüyorsun. Biz hemen kısa Evet. yoldan, pratik yoldan çözmeyi bir şey gibi düşünüyoruz ama bir sistemi olduğunda, bir kuralı olduğunda bence uzun vadede daha iyi gidiyor. Bir sistem. Evet. Evet. Ya bizde egolar önemli, burada sistem önemli. Evet hocam. Son dönemde mutlaka sizin de dikkatinizi çekmiştir. Psikolojik diziler, filmler çok fazla rağbet görmeye başladı. Rating rekorları kırıyor diyebiliriz. İnsan psikolojisine merak önceden beri vardı ama bunun ekranlara yansıması son dönemde daha fazla oldu. Bunun nedenini öncelikle soracağım. Önce bu soruyla başlayalım, sonra o filmlerin içeriğiyle ilgili sormak istiyorum. Hocam buyurun. Yani bu dizilerin artması bana çok mantıklı geliyor. Çünkü Türk toplumunu analiz ettiğimde Türk toplumu şu anda yavaş yavaş bir değişimin içinde. Evet. Ve psikiyatriye yaklaşımı da Batı toplumundan çok farklı. Hani ben yani iki tarafta da hekim olarak çalışmış biri olarak görüyorum. Psikiyatriye yaklaşım yani aslında her konuda öyle. Daha böyle inanca, daha şeye dayalı, böyle biraz böyle kanıta dayalı değil. Daha böyle inançsal, daha romantik, daha bağlar üzerinden giden bir şey var. Yani psikiyatrinin belki Batı'da doğduğu ilk yıllarına benzer. Yani o yüzden daha farklı. İnsanların psikiyatriye atfettiği şey daha farklı. Dedim ya bazen bir yani şeyh-mürit ilişkisi içinde düşünebiliyor ya da bir yaşam koçu ya da bir işte ona hayatta yol gösterecek büyük bir abi işte gibi beklentilerle her konuda psikiyatristten yardım alma yani bir şahıs bulup en doğru kişiyi bulup ondan yardım almayı düşünüyor. Ama yani dünyada böyle değil. Yani eğer bir ruh sağlığın varsa bununla ilgili çalışan ekipler var. Dediğim gibi takım işi, takım çalışması kurumlar var ve
bir şahıs üzerinden, bir doktor ya da bir psikolog üzerinden gitmiyor işler. Türkiye'de bu kadar çok dizinin artması ben çok önemli bir şeyin göstergesi olduğunu düşünüyorum ve yani belki de bu tek başına bir ayrı program konusu. Bunu daha önceden öngördüğüm için ben aslında bu konuda söyleyeceğim çok şey var ama biraz yüzeysel geçmek istiyorum. Buyurun. Yani Türk toplumu şu anda kaybettiği bir şeyin yerine geliyor psikiyatri. Ve psikiyatri bilimi insanların o kaybettiği şeyi yerine koyma aracına dönüşüyor. Hatta ben şöyle düşünüyorum. Yani bir gün Türkiye'de bir psikiyatrist hani yönetime gelirse şaşırmam diye düşündüm. Sebebi şu. Çünkü Ne çok peki? fazla efendim O kaybedilen şey ne? kaybedilen şey yani aslında ben Türk toplumunun yani klasik anlamda işte bağlanma biçimi, inanma biçimi bunlarda değişim yaşadığını düşünüyorum. Yani biraz aslında uyanmaya başladığını, biraz fark etmeye başladığını ve bunu da psikiyatriye yansıttığını ama psikiyatri bilimi ya da psikiyatriye ya da psikolojiye bunu yansıtırken de hala bunu sanki bir dine inanıyor gibi, bir şeye bağlanıyor gibi yaptığını fark ediyorum. Yani bu anlamda yani sanki maneviyat eksikliğini başka bir şeyle kapatma aracı gibi düşünün. Mesela toplumun yapısını düşündüğünde mesela bizde toplum önderlerine işte farklı şeyler yansıtır. Mesela yani eskiden düşündüğümüzde hani toplumun gelişiminden beri mesela her köyde bir hoca, bir ermiş, bir şey vardır. Öyle değil mi? Hani akil kişi vardır. Ya da tekkeler vardır toplumu daha geriye sardığımızda. Özellikle hani doğuya gittiğimizde de hep bu böyledir. Bu yani sosyolojik bir şey. Yani antropolojik tarafı da var. Ama günümüzde modernleşmeye başladığında toplum artık daha bilge kişilerin yerine hani batıda ne diyorlar o tür şeye? Filozof diyorlar, yazar diyorlar, sanatçı diyorlar. Ama biz de başka bir şey diyoruz. Yani bizim toplum önderleri farklı. Şimdi bu geçiş aşamasında ise artık yerine psikiyatristleri koymaya başladılar. Ve çok fazla ilgi oldu ve toplum yani daha da artacağını düşünüyorum ben. Yani Türk toplumunun psikiyatriyle ilişkisi çok ilgi çekici gibi geliyor bana ve sıra dışı geliyor. Çok sağlıklı diyemem ama çok da sağlıksız diyemem. Sağlıksız tarafları da var. Hani her şeyi oradan bekleme falan gibi. Yani kendine has bir şey tüketim. Hani sosyal medyaya yaklaşımı dijital çağda hani Türk toplumunun daha farklı ya hani diğer ya aynılıkları var ama biraz daha farklı yaşıyor işte. Ya yani onun gibi psikiyatriyi bulunca da onun farklı bir şekilde şey yapıyor. Ve tabii dizilerin bu kadar artması arz talep meselesi. Bir de tabii seyrediliyor. Ben bundan 5 yıl önce bir kendim de bir dizi senaryosu yazmıştım. Senaryoyla uğraşıyorum. 40-45 dakikalık bölümler yazmıştım. 13 bölüm. İşte bazı yapımcılarla görüşmüştüm. Ya şey konsept çok benziyor şimdikilere. Amacım şey de orada. Yani topluma bir şeyleri anlatmaya çalışmak. Hani farkındalık işte. Çünkü bir anlamda rehabilitasyon bu. Yani olumlu bir tarafı var. Çünkü insanlar bu ihtiyaçlarını psikoloji ve psikiyatriden öğrenebilecekleri şeyleri başka yerden gidiyorlar. Cinci hocalara gidiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Türk toplumunda da böyle bir şey vardı. Sonra dediler ki ya bu tutmaz. Hani 90 dakika olması lazım filan filan. Ben o zaman biraz daha fazla ilgileniyordum. O yüzden şu anda bunların çıkması beni bir anlamda mutlu ediyor. Hani ama bir yandan da kötüye kullanım riski var. Yani
O olmazsa iyi tarafları var diye düşünüyorum. Kötüye kullanım riskini soracağım. Hem de şunu sormak isterim. Şimdi izlediklerimiz, okuduklarımız, dinlediklerimiz bizi etkiliyor. Bir korku filmi izlediğimizde o rüyamıza girebiliyor. Gerilim filmi izlediğimizde o kişiyi kendimiz yerine koyup geriliyoruz. Hatta film bittikten sonra keşke izlemeseydim, boşu boşuna psikolojim bozuldu dediğimiz çoğu zaman oluyor. Şimdi bu dizileri izlerken özellikle ergenlik dönemlerinde rol model arayan gençler var. O dizide izlediği karakterle kendini bağdaştırıp onunla arasında bir bağ kurup onu rol model almaları mümkün mü? Diyelim ki o karakter takıntılı bir şahıs ama izleyen kişi de aslında o kadar o seviyede takıntı yok. Ama duygusal anlamda onunla bir bağ kurduğu için evet ben de aynı şeyleri yaşıyorum deyip onun takıntılarını alması mümkün mü böyle bir şey? Yani bu şeyi ben bir örnekle açıklamak istiyorum. Buyurun hocam. Tükettiğimiz gıdalar bizi nasıl etkiliyorsa, tükettiğimiz zihinsel gıdalar, sanatsal eserler, ürünler de bizi o şekilde etkiliyor. Tabii Evet. ki bizim onu seçmemiz bizimle ilgili bir tarafı var. Hani seçimi de yapıyoruz. Çünkü ona ihtiyacımız var filan. Yani o yüzden sadece bir film insanı tabii ki etkilemiyor ama bir sinerji oluşturuyor, ihtiyacı karşılıyor. Sinemanın ya da sanatın insana etkisi tabii ki çok fazla. O yüzden bu etki terapide de kullanılabildiği gibi olumlu anlamda zarar verici olarak kullanılabiliyor. Ya da işte ekonomi anlamında insanları etkilemek, tercihlerini etkilemek, insanları yönlendirmek için de kullanılıyor ya da politik amaçla kullanılıyor. Yani neden etkiliyor? Çünkü sinema dolaylı sanat, yani işte antik çağlardan beri işte her yerde bir antik tiyatro vardır, değil mi? Yani bu insanın temel bir ihtiyacı. Yani insan tıpkı yani yeme içme gibi ve bu gıdayı kim sağlıyor? Sağlarken de bizi etkiliyor. Hani çok böyle komplo teorileri işte hani vardır ya, yok 25. kare. Bunlar biraz abartılı şeyler ama tabii ki kişiyi izlediği şeylerden etkileniyor. O yüzden işte bir Kurtlar Vadisi nesli gelişiyor falan filan. Şimdi de bir sürü diziler falan var. Politik anlamda insanları yönlendirmek için kullanılıyor ki daha önce de başkaları bir sürü diziler şeyler yapmıştı. Hep aynı şekilde etkisi var topluma. Evet, Ertuğrul'u izlerken tencere tabakla işte kendine kalkan yapan fotoğraf karelerini görünce evet, çok komik geliyor ama gerçekten etkileniyor insanlar. Ya ben Peki. şöyle bir sözüm vardır. Onu söyleyeyim müsaadenizle. Yani Evet. psikiyatrik açıdan şöyle bakıyorum olaya. Şöyle bir önermem var. Patenti bana ait dediğim, ayıp olmazsa. Filmler, sinema, insanların, toplumların düşleri gibidir, rüyaları gibidir. Evet. Yani rüyalar ne amaçla görülür? Bir, ihtiyaçtan dolayı ruhsal boşalım, katarsis için. İkincisi ise insanı kendi sorunu, yani beynin bir aktivitesi bu. İşte beyni regüle etmek, düzenlemek için görülür psikolojik Evet. anlamda. İşte bazıları gelecekten haber verdiğini, işte fütüristler falan da o anlamda, hani geleneksel anlamda da rüyaların çok fazla gelecekten haber verdiğine inanılır. Ama psikolojik anlamda mesela psikoloji biliminin başlangıcı da rüyaların analiziyle başlamıştır. Freud, dünya ilk yazdığı kitap düşlerin yorumudur. Yani düşler bu anlamda psikiyatri için çok önemli. Tıpkı bunun gibi sinema da toplumların rüyaları olduğunu düşünürsek, sinemada olan şeyler, sinemada yazılıp çizilenlere bakarsanız, bir ülkede filmlerine bakarsanız, o ülkenin ya da o toplumun nereye gittiğini anlarsınız. Yani mesela son dönemlerde çok fazla bilim kurgu şeyleri var. Mesela bunlarla ilgili çok analizler yapılabilir. Neden bu filmler çekiliyor? Neden biz bunları izliyoruz? Bu çok uzun, derin bir konu. Bunu kısaca böyle söylemiş olayım.
Anladım. Peki bu son soru olsun hocam. Sizi tanıyanlar çok iyi bilirler ki siz sanatın iyileştiren yönünü kullanan bir psikiyatristsiniz. Ve sanatsal yönünüz ön plandaydı Türkiye'de sizi tanıdığımda. Eminim hala o şekilde devam ediyorsunuzdur. Şunu sormak isterim. Psikolojide sanatın iyileştiren yönü ne kadar etkili? O sanatın gücünden nasıl bahsedeceksiniz? Özellikle hiç sanatla ilgisi olmayan, artık psikolojik problem çözülmez noktaya gelmiş bir insanı sanata yönlendirebilmek mümkün mü? Buyurunuz. Yani ben aslında sinema analizleri yapıyordum Türkiye'deyken. İşte hastanede belli günlerde Evet. düzenli olarak yapıyordum ya da seminerler veriyordum. Bunun yapmamın sebebi şuydu aslında ben sinema konuşmuyordum. Derdim sinema da değildi, film de değildi. Ama sinema ve filmler benim anlatmak istediğim psikoloji konusunda, insan ruhu hakkında, insan davranışı hakkında çok güzel malzemeler barındırıyordu. O yüzden onu kullanıyordum. İşte psikodrama vardır. İşte psikoterapiye olan ilgimden dolayı psikodramanın insanın sorunlarını anlamada, çözmede ne kadar işe yaradığını gördüğümde, işte grup terapileriyle ilgileniyordum falan. O yüzden o dönem çok ilgilendim. Tabii şu andaki mesleki rollerim daha böyle biyolojik, daha böyle daha farklı yani daha biyolojik psikiyatriye yöneldim bulunduğum ülkede. Bu tür sanatsal çalışmalar yapmıyorum ama planlıyorum. Fakat yani ben şeyi sanatı ruh sağlığı söz konusu olduğunda bunu pusulaya benzetiyorum. Biliyorsunuz Rönesans oluşmasının nedenlerinden birisi pusuladır. Yani Avrupa'da 1500-1600 yıllarda pusula bulunduktan sonra insanlar yeni ülkeler, yeni yerler keşfederler ve kabuklarını kırarlar. Tabii bunun ekonomik sonuçları olur. Ama aynı zamanda bilimde ve sanatta da bilimle beraber sanatta da, bilimsel düşüncede de artış olur. Aslında ben bunu kullanırken çünkü ben bilimle uğraşıyordum. Sanatı zaten seviyorum. Bir anlamda yani yeni bir şeyler söyleyebilmek ya da bulunduğun topluma bir şeyler yeni bir şeyler sunabilmek için sanatın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani sadece ekonomik, parasal ya da başka türlü ilerlemeler yetmiyor. Yani bu Rönesans örneğini vermemin sebebi bizim gibi toplumların bu süreçlerden geçmemiş olduğu, yani sanatın yani bu kadar teknolojik ilerlemenin nedenlerinden birisi sanatta da olan ilerlemedir. Bunlardan biri de işte Rönesans'ta geçmişte Arapçaya çevrilmiş antik Yunan, Mısır kültürüne ait şeyler de çevriliyor Batı dillerine. Yani dikkat ederseniz çok ilginç bir şekilde daha önceyle geçmişle ilgili bağlar da artıyor ve başka bir kültürün mirası keşfediliyor. Ben de bizim gibi toplumların da tıpkı vakti zamanda Rönesans'ta insanların bizim Doğu toplumunun hazinelerini keşfettiği gibi Doğu toplumlarında ya da bazı toplumların da Batı'nın hazinelerini keşfetmesi gerektiğini ve kendi Rönesansını, biliyorsunuz Rönesans yeniden doğuş demek, kendi Evet. Rönesansını başlatmasını ümit ederim. Yani buna sanat da dahil. Yani bu işin bireysel psikolojiden yola çıkarak aslında daha çok toplumsal, grupsal bir nedenle sanat ve psikolojiyle ilgileniyordum. Yani bunu söylemek için bu konuya girdim. Yoksa hani birey söz konusu olduğunda sınırlı bir şekilde kullanılıyor. Yani bireysel hastalıklar söz konusu olduğunda ama sanata ilgim daha çok toplumsal yarar amacıylaydı. Çok uzun ve biraz karmaşık bir açıklama olduğu farkındayım ama Gayet güzel açıkladınız. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. ben teşekkür ederim çağırdığınız için ve bir şeyler söylemeye çalıştım. Umarım
küçük de olsa soru işaretleri oluşur. Çok teşekkür ederiz hocam. Sevgili izleyenler, TR724 ekranlarında Vedat Bilgiç bizimle birlikteydi. Psikiyatrist Vedat Bilgiç. Dolayısıyla psikolojiyi konuştuk. Son dönemde yaşanan zorluklarla beraber atlatılması gereken travmalar oluştu. Bu travmalar atlatılabilir mi ileriki dönemlerde? Atlatılamaz mı? Bunları konuştuk ve daha fazlasını. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Bizi takipte kalın.